Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız Gaziantep Şehit Kamil. Gaziantep Şehit Kamil'de restoran sektöründe faaliyet gösteren ve kurulduğu dönemden itibaren sektörün lider firması olmayı başarmış, gıda sektörünün ve lezzet sektörünün bir lezzet turu alan Çulcuoğlu Et Lokantası'na konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Murat Çulcuoğlu ile beraberiz. Bakalım Murat Bey sundukları hizmetlerle alakalı ve faaliyet alanları ile ilgili bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Murat Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Her şeyden önce bizleri konuk ettiğiniz ve ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Çok sağ olun. Murat Bey burada Çulcuoğlu Et Lokantası olarak kurulduğumuz dönemden itibaren sektörün lider firması olmayı başarmış bir kurumuz. Buradaki birbirinden güzel lezzetlerimizden, faaliyetlerimizden, hizmetlerimizden bahsedeceğiz ama her şeyden önce tüm televizyon ekranlarında bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz adına sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Evet. Murat Çulcuoğlu, Çulcuoğlu Et Lokantası dedemizden, babamızdan ve bize intikal eden bir mesleğimiz. 1920 yıllarında dedemizin bu meslekte icra ettiği bu mesleği biz sürdürmeye çalışıyoruz. Dedemizden, babamıza, babamızdan bize bu şekilde yol almaya çalışıyoruz. Devam eden bir meslek aşkı var diyoruz. Evet. Şimdi her şeyden önce buradaki lezzetlerimizden bahsetmeden önce Murat Bey eminim ki izleyicilerimiz de benim kadar merak ediyorlardır. 1920 yılından itibaren sürdürdüğümüz bir meslek. Bugün bizler evlerimize gelen bir misafiri bir de ağırlarken acaba beğendirebilecek miyiz, acaba memnun gönderebilecek miyiz gibi endişelerimiz, şüphelerimiz çok sık olabiliyor. Ama sizler günde yüzlerce insanı buradan memnun göndererek sektörün markası haline gelmeyi nasıl başardınız? Bu başarının sırrı nedir? En başta bizim buraya gelen müşterimiz değil, gelenler bizim misafirimiz. İki, burada bizim ilk hedefimiz kar değil, kar ikinci planda, üçüncü planda ilk hedefimiz müşterimizin memnuniyeti. Buradan güler yüzünden hoşnut bir vaziyette giderse bizim için en büyük zevk o. Değil mi? Biz burada her şeyden önce burayı bir ticarethane olarak görmüyoruz. Biz sanatımızı aynen icra eden bir lezzet durağıyız diyoruz. Evet, aynen. Peki, biraz sizlerden Çulcuoğlu Et Lokantası'nı tanıyabilir miyiz? En zor kısma gelelim. Burada ne gibi lezzetler sunuyoruz? Burada elinizden geldiği kadar etlerin en güzelini, yayılım etine en güzelini, bütün aldığımız ürünlerin en kalitesine, zeytinyağına, Balıkesir'den, Akçay, Edremit bölgesinden yıllık belli bir tonaj üzerinde alıp elimizden geldiği kadar kaliteli malzeme kullanıp kaliteli hizmet vermek hedefimiz. Değil mi? Biz her şeyden önce kaliteli ürünler kullanıyoruz. En başta. Tamamen doğal. Yani tabii insan sağlığına zarar verebilecek herhangi bir ürün kullanmıyoruz. Kesinlikle. Ve kesinlikle bu lezzetlerin hazırlanışı da buradan geçiyor. Kesinlikle. Peki burada kaç kişilik bir uzman ekiple beraber çalışıyoruz? Burada 40 kişilik bir uzman ekiple çalışıyoruz. Hepimiz burada bir aile gibiyiz. Ekip gibi, ekibiz, aileyiz. Çünkü evimizden çok biz burada bütün günümüzü geçiriyoruz. Kesinlikle. Yani 40 kişilik bir istihdam sağlıyoruz. Aynı şekilde 40 aileye de burada kazanç elde ettirmiş oluyoruz. Bizler onlar adına tekrardan çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ülkemize böyle bir katkı sağladığınız için Murat Bey. Beraberinde Murat Bey burada tabii bu lezzetler hazırlanırken birçok şeye dikkat ediliyor. Bunlar nelerdir? Özellikle izleyicilerimize belirtmek istediğiniz. Etimizi en güzel yerlerini kullanıyoruz. Tavuk yine aynısından. Peki buraya gelen izleyicilerimize özellikle neleri tavsiye edersiniz? Şu masada özellikle olan ve tadılması gereken lezzetlerimizden biraz bilgi alabilir miyiz sizlerden? Antep'in mutfağı çok geniş bir mutfak. Mevsimine göre Antep'in kebapları da değişir. Kışın soğan kebabı, sarımsak kebabı, oruk kebabı, yani simit kebabı, birçok kış yemeklerimiz vardır. Yazında yaz yemeklerimiz vardır. Patlıcan kağıdı, tavuk incik, sade kıyma, Ali Nazik, Adana, zebzeli, ezmeli kıyma kağıdı, yine kuşbaşlı Ali Nazik, fındık lahmacunumuz, bu çöp şişimiz kendimize özel, bizim icat ettiğimiz özel bir spesiyelimiz. Evet. Küşlememiz var. Hepsi de
Yani Antep mutfağında sahip olması gereken ve tadılması gereken her lezzeti biz burada yapıyoruz diyoruz. Aynen. Kesinlikle burayla alakalı anlatabileceğimiz, söyleyebileceğimiz o kadar fazla şey var ki gerek ortam gerek atmosfer anlamında gerekse şüphesiz lezzetlerle ilgili olarak ama bunları ifade etmek ve anlatmak gerçekten hiç kolay bir şey değil. Evet. En iyisi izleyicilerimizi biz buraya davet edelim. Gelip gördükleri zaman kaliteyi, farkı ve ayrıcalığı şüphesiz yaşamış olacaklardır ve farkı kendileri de görecekler. Biraz da sizden Tuğcuoğlu Et Lokantası'nın alanıyla alakalı bilgi almak istiyorum. Burada özellikle çok özel olarak dizayn edilmiş bir sistem var. Tamamen evet. Restoranta ait bir dizayn. Buranın evet. Tasarımıyla alakalı olarak da biraz bilgi alabilir miyim sizden? Buranın tasarımıyla ilgili olarak 3 tane mimarla çalıştık. İç mimar, dış binanın dışını yapan mimarla 3 tane özel mimarla çalıştık. Evet. Elimizden gelen göz zevkine uyan ve çalışma sistemini en güzel, en oturaklı şekilde çalışma sistemi neyse ona göre dizayn edildi burası. Tamamen doğal bir şekilde ve evet. Özellikle açık mutfak çalışıyoruz burada. Gelen misafirlerimiz ne hazırladığımızı ne malzeme kullandığımızı çok rahat görebiliyorlar. İçinde şüphe kalmasın diye. Kesinlikle. Beraberinde burada kameralardan mutfak sistemlerini izleyebiliyorlar yemeklerini evet. Yerlerken. Evet. Ve VIP konaklamalar ve VIP yemekler yiyebiliyorlar evet. Aynı şekilde değil mi? Peki aynı anda kaç kişiyi ağırlayabiliyoruz? Ve aynı anda 350 kişiye hizmet verebiliyoruz. 350 kişiye hizmet verebiliyoruz. Evet. Peki burada özellikle izleyiciler açısından, Antep'te yaşayan halkımız açısından bir organizasyon, bir iş yemeği, toplu yemekler gibi hizmetler sunuyor musunuz? Evet sunuyoruz. Onun için özel VIP'lerimiz var. Üst kat salonumuz var. Alanımız çok geniş. Her kesime hitap ettiğimizi düşünüyorum. Değil mi? Peki her şeyden çok ilginci. Şimdi özellikle izleyicilerimiz çok şaşıracaktır. Burası gerçekten lezzetliyle harika bir nokta. Antep'in şüphesiz lezzet durağı olarak, sektörün lider firması olarak Tuğcuoğlu'nu bizler tavsiye ediyoruz. Beraberinde burada çok da farklı bir şey var ekonomik açıdan bakıldığı zaman da. Aynı şekilde tüm kısımlara ve tüm herkese hitap eden bir restorantız değil mi? Evet, evet aynen. Her kesime hitap eden, buraya fabrikatörü de, köylüsü de, işçisi de, yani hepsi gelip rahatlıkla hizmet alabilir, yemeğini yiyebilir. Öyle korkulacak bir şey yok. Korkulacak bir şey yok diyoruz. Çünkü herkes bizim başımızın tacı, aynen. Halkımız komple başımızın tacı diyoruz. Peki Tuğcuoğlu Restoran olarak zaten sektörün lider firmasıyız ama aynı şekilde de mütevazi bir şekilde biz burada bir ekmek teknesiyiz diyoruz. İleri yönelik olarak da neler planlıyoruz ve hedefliyoruz? Daha nerelerde sizleri görebileceğiz? Bu bir bayrak yarışı. Dededen babaya, babadan bize, bizden de artık gelen evlatlarımıza. Değil mi? Peki şubeleşmeyi ya da ülke genelinde çalışmaları düşünüyor musunuz? Mesleğimiz çok ince bir meslek. Eğer mesleğimizin, işimizin başına durursak bu güzellikler sürekli devam eder. Ama ne zaman işin başına durmayıp başını boş bıraktığınız zaman onu kaybedersiniz. Hocam abi ben çok üzüldüm ama Antep halkı için aynısını söyleyemeyeceğim. Antep halkı böyle bir yere sahip olduğu için gerçekten çok şanslı ama biz sadece Antep halkına hitap etmiyoruz. Tekrardan hatırlatalım. Ülkemizin her yerinden gelen misafirlerimizi ağırlamaktan onur duyarız diyoruz sizler adınıza. Peki buradan son olarak tüm televizyon ekranlarında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize Tuğcuoğlu Restorant'tan yani Antep'ten neler aktarmak istersiniz Murat Bey? Bizi izleyen tüm izleyicilerimize sağlık, sıhhat, başarılar. Antep'e geldiklerinde yemek yemek için değil, tanışmak için kendilerini bekleriz. Değil mi? Buraya gelen herkese kapımız sonlarına kadar açık. Evet. Hiçbir şey yapmasalar da bir çayımızı, çorbamızı içmeye bekliyoruz diyoruz. Evet. Tekrardan bizleri konuk ettiğiniz ve ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Restoran sektöründe girdiğiniz bir yolda sizlere başarılar diliyoruz Murat Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Gaziantep'te restoran sektörünün lider firması olan Tuğcuoğlu Restorant'tan yani sektörün lider firmasından aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.